Havalı bir açılış yapalım. Arkadaşlar bu kanal çok çekti. Ne ışık vardı, ne düzgün bir yapılanlıktı falan. Şu an ortamı görmeniz lazım. Şu burada bir tane ışık var. Birazcık güzel kaliteli görsünler. Yani her şey sizin için. Abone olmam. Neyse konumuza dönelim. Ayşe Yunanistan'a gitti Erasmus'la. Yunanistan'a gidecek olan çok kişi varmış ve üzülüyorlarmış Yunanistan'a gidecekler diye. Ben de hayır neden üzülüyorsunuz öyle bir şey yapmayın. Eğer varsa gitme imkanınız Yunanistan'da olsa gayet güzel bir yer. Sınırı geçebiliyorsanız çıkın gidin. Hepsini öğrenmenizi istediğim için Ayşe'yi tuttum getirdim buraya sizin için. Zorla. Merve'yi de tutup getireceğim Korece için. Yaptım olacak. O zaman videoya geçelim mi? Şimdi ben Ayşe'ye sorular soracağım. Hazır mısın? Hazır. O zaman başlayalım. Anlatmıyordum ben lazım. Erasmus'a gitmeye karar verdikten sonra nasıl oldu yani? Yunanistan nereden çıktı? Yunanistan bizim okuldan çıktı. Ben de çok sorguladım bu soruyu. Ben sınava girmeden önceki dönemde Yunanistan'da yine her zaman bizim okul gönderiyordu. Bizim bölümü özellikle. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyorum ben. Sadece 4 kişiyi gönderiyor. Ben sınava girmeden önce uluslararası ilişkilerden sürekli kontenjan alıyordu okul. Hani Prag'a gittiler, Budapeşte millet nerelere ne? Dedim o zaman ben de gireyim. Girdim sınava, iyi de bir puan aldım. Diyorum ki o diyorum nerelere gideceğim işte Prag var, Budapeşte ben. Şey soracağım bak, hep şey soruyorlar, Erasmus sınavı zor muydu falan ya, sizde nasıldı? Size şöyle söyleyeyim, ben o gün sınav saatini karıştırmıştım. Ve benim hani gerçekten çok iyi bir İngilizcem yoktu. Ben de çok şaşkındım ya sınav sonucunda. Girdim sınavda başım ağrıyor, böyle bir kitapçık gibi bir şey getirdiler zaten hani. Dedim ben bunu yapamayacağım zaten dedim. İşte sonlara doğru biraz daha gevşeyip çıktım sınavdan. Bir de biraz uzunca, sizinki nasıl bilmiyorum. Şey miydi yani böyle grammar, sonra reading, sonra writing. Aynen. Speaking de var mıydı? Speaking de vardı, çeviri de vardı. Bayağı uzundu bizim sınav ya. Sonra işte girdim sınava. Arkadaşlarım dediler ki kolaydı ya falan filan. Ya dedim ben bir yapamadım. Ondan sonra sınav sonuçları bir açıklandı. Birinci kim? Birinci mi oldu? Çocuklar çok ciddi bir İngilizce bilgisi gerektirmiyor. Yurt dışına çıkmak da çok ciddi bir İngilizce bilgisi gerektirmiyor. Sadece işte düz nasıl gideceksin falan bunları sormaya bilsen yeter. Bekliyorum ki hani bana işte kontenjan verecek uluslararası ilişkiler ben de seçeceğim. Hocalar bir geldiler dediler ki sadece yüksek lisanslara var. Herkes itiraz falan etti. Tabii ki kimseyi takmadılar. Ben o sırada yıkıldım zaten. Hani bizi dışarıya aldılar. Ben acıyorum gitmeyeceğim, etmeyeceğim falan filan. Kendi kendime ötürüme gittim adım yazdım. Hani gerçekten bu fırsat bir daha ayağa gelmeyecek. Hani aynen. Yurt dışına çıkmanın en ucuz yolu yani bence. Aynen. Kimse size tutup 1000 euro para verip al hadi bununla gez demez yani. Demeyecek. Aynen. Sınavı hiç takmayın kafanıza. Normal eğer İngilizce sınavına hayatınız boyunca girmişsinizdir muhakkak ki. Onların birleşmesi gibi düşünün. Yani gerçekten hani çok kolaydı sınav. Bir de bu sırada Yunanistan'a gideceğim için bir ton esprilere maruz kaldım. Çirkin çirkin. İşte ben avcılarda oturuyorum, servisle mi gidip geleceksin? Yani hafta sonları gelirsin artık falan tarzında. Hani çirkin şeyler bunlar. Saat farkı vardı bir saat. İşte diyorum saat farkı var falan yapıyorum. Aa bakın orada akşam mı burada daha havan kararmadı falan diyorlar. Hani Yunanistan'dasın abartma artık falan. Bu arada ben Selanik'e gittim Yunanistan'da. O daha da yakın. Yunanistan'a gittin sonra. Nasıl bir yerdi Yunanistan? Sınırı geçtiğin anda tabii ki insanlar farklılaşıyor. Hani ne kadar bize yakın olsalar da bazı şeyler insanı zorluyor. Bir keresinde şey olmuştu. Ya demiştim artık yanımdan geçen insanı anlamak istiyorum. Hani o kadar hani şey oluyorsun böyle. Bir yabancılıyorsun gerçekten. Ama zamanla alışıyorsun ki Yunanlılar aşırı derecede rahat insanlar. Gerçekten hani böyle 70-80 yaşındaki teyzeleri kafelerde otururken görüyorsunuz böyle. Hani hocalar falan inanılmaz rahattı. Herkes yardımcı. Hani Türkleri sevmiyorlar falan filan diye. Hani hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Hatta ben Türk'üm deyince aa ben oraya gittim falan filan diyorum. Tabii gidersiniz yürüme mesafesi. Yemek olayı falan nasıl? Yemek olayı bizim üniversitede Aristotle Üniversitesi. Yemekhane ücretsizdi ve 4 çeşit menü çıkıyordu. İlk başta tabii ki hani böyle kokusu garip geliyor insana. Hani etlerinden falan muhtemelen. Alışıyorsunuz daha sonra. Ücretsiz olması gerçekten aşırı derecede rahatlatıyor insanı yani. Evde kendiniz yapıyor muydunuz yemek? Ocağımız falan vardı da ben hani yapmıyordum açıkçası çok fazla. Bir 10 gün yılbaşında Allah kahretsin lanet günler, kara günler kapattılar yemekhaneyi. O zaman hani yapmak zorunda kalıyordum. Hani para vermek istemiyordum açıkçası. İstesen yaparsın gayet de. Hani diyordum ben buna para vermeyeyim. Ben bu parayla gezerim şeklinde bakıyordum. Olabildiğince minimum tuttum yani yemek harcama alma. Yemekten kısıp daha çok gezmeye harcadım. Aynen öyle yapmıştık. Sabah yemiyordum. Öğlen günün ortasında yiyordum ki akşam da yemeyeyim diye. Ay, onun hesabını yapıyorsun kreket artık. Ne yesem acıkmam acaba. Peki şey nasıldı? Kalacak yer olayını nasıl yaptın? Ay kalacak yer olayı çok sıkıntılıydı. Ya benim Erasmus'a gidiş sürecim bayağı sıkıntılıydı. Mektubum geç geldi. Vizemi rahat alamadım. Şöyle oldu ben o süreçte çalışıyordum. Çuval fabrikasında çalıştım. 2,5 ay kadar falan. Sen şimdi Erasmus'a gitmek için çuval fabrikasında mı çalışıyorsun? Dramatize etme. Ama çok dramatik yani. Tamam bir hibe alacağım. Tamam
anam babam da para yollayacak. Ama hani öyle bir imkan ki çıktığında hani nereye gidebilirsen kar ya. Bulunduğun yerden hani başka bir mahalleye bile gitsen kar gözüyle evet, bakıyordum. Evet. Ben yani çalışıyorum böyle hunharca ama hani görmeniz lazım hani böyle Suriyeliler falan vardı orada. Kendimi bırakıp artık onlara üzülüyordum böyle. Bitecek bu süreç bitecek. Son noktasına kadar hak etmişsin herhalde. Ya biraz öyle oldu herhalde. Yani. Ben öyle görüyorum. Bir de şöyle bir şey oldu. Kabul mektubum gelmedi. Islak imza olarak vize alırken kabul mektubunuzun elinizde olması gerekiyor. En azından Yunanistan için böyle. Aradım dedim kabul mektupsuz olmaz mı? Dijital olarak yolladılar bana. Olmaz dediler. Okula mesaj attım. Okul tatile girmiş. Bekliyorum bekliyorum okul açılsın. Bu sırada çalışıyorum. Ya gidemeyeceğim galiba. Onlar tatilden çıktıktan sonra okullar açılacaklar ve ben vize alamayacağım. Hani öyle düşünüyorum. Eğer dedim gidemezsem artık bir psikoloğa, bir rehabilitasyon merkezinde para da kazandım. Oraları artık geçmek için harcarım dedim. Neyse mektubum öyle bir zamanda geldi ki ben işten çıktım artık. Bu mektup gelmiyor diye. Üniversitemdeki danışmanım Işıl hocam, kalp gerçekten çok teşekkür ediyorum. Dedi ki bir ay geç mi olsun dedi. Git dedi. Sen Erasmus öğrencisin. Kimse de sen neredeydin demez dedi. Böyle şey başınıza gelebilir bu arada. Geç gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani ola ki vizeniz çıkmadı oturup ağlamayın. Bazı insanlar böyle yapabiliyor. Kızım akılda da bir kız aynı şey olmuştu. Bir ay sonra bir de aynı okul. Bize geldi o mektup ona gelmedi. Nasıl morali bozmuştu ama sonra o da geldi yani. Ben postaneye mi basmadım? Dediler hanımefendi buraya giremezsiniz ama dedim mektubumu kaybetmişsiniz. Belgem yok. Şöyle bir şey oldu gerçekten. Arife günü gelmedi artık mektubum. 11. günün şafağında doğuya baktım. Uyuyorum böyle bir telefon. İşte Ayşe Hanım mektubunuz geldi falan. Dedi gönderelim mi? Dedim onu sakın elinden bırakma. Ben geliyorum. Bir günde bütün işlemlerimi hallettim. Vize için konsolosluğa gittim. Zaten hani asık suratlı insanlar. Hani azarlıyorlar sürekli. Tamam okumaya gideceğim yani ben oraya. Ya dedim bunlar hep böyle mi? Ben çok geçe kaldığım için ev yok. Pahalı pahalı evler. Kalacak yere geliyordum. Kalacak yer. En çok moralim artık hani hiçbir şey tahammül edemeyeceğim dediğim nokta evdi herhalde. Bir bakıyorum 300 euro diyor. Nasıl vereyim ben 300 euro? Oda bir de değil mi? Oda sadece oda. 3 kişilik bir ev işte. Odası falan var. Bir de şöyle bir şey var. Yunanistan'a giderseniz sizde var mıydı? Faturalar içinde faturalar dışında. Aynen aynen faturalar içindeydi. Bir de 100 euro 150 euroya falan bulduğum yerler çok kötüydü. Galiba 210 euroya buldum ben. Gittiğin okul nasıldı dersler? Gittiğim okuldaki insanlar, hocalar o kadar iyilerdi ki hani gerçekten şey yaparken de diyorsun ya bu kadar kasılmaması lazım aslında diyorsun. Gidip orada görüyorsun gerçekten de o kadar kasmıyorlar yani. Ben belgemi 2 kere, 3 kere dolaştırdım. Ne 2 keresi? İşte kodu yanlış yazmışım falan. Oraya bir gittim çat diye çizdi düzeltti falan böyle. Böyle kalp krizi geçiriyordum belgem gitti diye. Hocalarla gittim bizzat konuştum. Hocam ben Erasmus öğrencisiyim. İşte Yunanca bilmiyorum. Beni dersinize kabul eder misiniz diyorsun. İşte çoğu hoca ediyor zaten. Ediyor. Etmeyen bir iki gıcık çıktı. Buradan da teessüf ediyorum. İnanılmaz yardımcı oluyorlar. Hocalar ben gittim belgemi göstermeye. Hocam diyorum bunu imzalamanız lazım. Son gün artık falan diyorum. Hocam öpe boşver sen burada mutlu musun? Beğendin mi? Ya, dersler İngilizceydi. Dersler İngilizce konuşuyorduk. Ama şöyle ki açıkçası ben derslere hiç gitmedim. Zorunlu bir ders vardı. Onu da bilerek almadım. Çünkü gezmeye gittim ben. Zaten hiçbir hoca yoklama almıyor. 2 kere falan gittim okula. Yani Erasmus'luları kasmıyorlar o kadar. Bize devamsızlık alıyorlardı. Ödev yaptırıyorlardı. Ödevleri yapmazsan kalıyordum. Yok sadece bir kere sunum yaptım. O da kendi ülkenle ilgili sunum oldu. Zaten klasik. Klasik her Erasmus'luları yaptırırlar. Yunanlılar aşırı derecede tatil seven insanlar arkadaşlar. Gidince göreceksin. Yani siesta time diye zamanları var. Zaten böyle börekçi falan bile 9'da 10'da açılıyor. Hani börekçisin sen. 6'da kalk rızkına koy. 3 ile 5 arası her yer kapalı. İspanya gibi yani. Ne siesta time? Biz çalışıyoruz ya. Gerçekten. Ha. Çok aşırı derecede gelişmiş bir yerdeyim. Ama insanlar çok mutlu onu söyleyebilirim. Hadi ya. Mamur peşinde koşmamışlar. Yani ben öyle gözlemledim. Rahatlar yani. Adam tıngır mıngır yoluna gidemiyor. Gidiyor kafesinde birasını içiyor falan. Öyle insanlar. Onlara çok özeniyorum. İşine de gidiyor, şeyine de gidiyor ama şeyinden eksik kalmıyor. Böyle. Keyfinden. Bizde öyle bir şey yok. Bizde öyle bir şey yok. Aynen. Bizde hep kahve kültürü onlarda da var ama. Benim ev arkadaşım sordu neden buraya kadınlar giremiyor diye. Benim evimin aşağısında kahve vardı. Ben tabii hiç yadırgamadım. Kahvehane, kıraathane şeklinde. Dedi işte dedi buraya dedi kimse niye işte kadın yok. Hep erkekler oturuyor falan. Dedim burası kahve herhalde dedim. Anlamadı onu bu saatte. Onu açıkladım falan. Aa çok değişmiş falan. Bizde var çünkü çilek. Dışarıda bıraktığımızı fark ettik ve içeriye aldık. Çilek benim kaldıramadım. En merak edilen şey. Oranın giderleri ne kadar? Erasmus'un verdiği hibe sence yeterli mi? Başına değil. 1000 euro kendim biriktirdim. 1150 euro hibe geldi. 1000 Türk lirası geliyordu bana. Türkiye'den de babam yolluyordu kredimle beraber. 1000 Türk lirası geliyordu ki ben çıktığımda euro 4 lira oldu. O beni birazcık zorladı. Ama çıktığınız zaman şöyle ki Avrupa'nın içinde şehir değiştirmek çok ucuz. Felixbox diye bir şey var. Eviniz oluyor zaten. Hani içinde internet var. Prizinizi, telefonunuzu şarja takabileceğiniz yer var. Ve Ryanair var. Bahsettin mi Ryanair'den daha önce bilmiyorum. Bahsettim mi?
bahsetmedim herhalde. Neyse bahsedelim biz ya. Bahsedelim. Ryanair şöyle bir şey. Gerçekten eğer önceden alırsanız 10 euroya bile Yunanistan'la Amsterdam'a 12 euroya uçtum. Hiçbir şey. Ankara'ya bile gitsem daha fazla para harcadım. Sen Yunanistan'dan dışarıya kafana göre istediğin gibi çıkabiliyor muydun? İstediğim gibi çıkıyorum. Şöyle ki vize tipi var. Benim aldığım vize tipi muhtemelen size de onu verirler. Oturma izinli bir vizeydi. D tipi vizeydi. Ekstra bir vize almama gerek kalmadı. Yani onu ilk 90 gün çıkacaksanız ilk 90 gün çıkın. Schengen gibi kullanabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani Yunanistan'a vize aldığın zaman Erasmus'la atıyorum Amsterdam'a gideceksen Hollanda vizesi almana gerek yok. Direkt geçebiliyorsun şeye geçiyorsun. İnanın çıktığınız zaman tabii ki hani bir sürü aksilikler oluyor ama kalacak yerin olmuyor. Gittiğin otel istediğin gibi olmayabiliyor. Yani oteli de zaten booking.com'dan ayarladım hep. Onu zaten çileme sordum. Onda da gerçekten 10 euroya, 12 euroya, 15 kişilik odalarda falan kalıyorsunuz ama o odalarda 15 kişi kalmıyor hiçbir zaman. Yani ben denk gelmedim. 3-4 kişi falan kaldım hep. Olabildiğince otellerinizi merkezi yerlerden seçmeye çalışın. Yani 5 euro fazla olsun, merkezi yerde olsun. Çünkü aksi takdirde çok fazla yok. Nerelere gittin? Yani Yunanistan'a gittikten sonra hangi ülkelere gittin ve bu seni ne kadar zorladı ya da zorladı mı? Toplamda gezmeye, bütün gezmeye 1000 euro harcadım. Peki 12 ülke falan gezdim ben. Ciddi olamazsın. Gerçekten. Hediye falan da aldım gittiğim yerlerden arkadaşlarımın. Yok artık. Yok ya abarttım. Evet. Aç gezdim. Şu an teach me master. Aç gezdim yani. Bunun sırrı bu. Fırsatları yakalamanız çok önemli. Gideceğiniz yerleri önceden ayarlayın. Bir de Felixbox'ın şöyle bir özelliği var. Otobüsten alırsan 3 katı para ödüyorsun. İnternetten alırsan mesela 20 euroysa 60 euro ödüyorsun. İnternetten almaya çalışın biletlerinizi. Türkiye'den arkadaşlarınızla irtibata geçebilirsiniz eğer kredi kartınız kullanmıyorsa ki ben öyle yaptım. Bazı yerlerde Felixbox'ın şeyi oluyor. Yazıhanesi. Oralara gittim mesela. Toplu şekilde aldım biletlerimi oradan. 12 euro, 13 euro falan böyle hani fiyatlar. Kalacağım hosteli de otobüse bindiğim zaman ayarlıyordum böyle bakıyordum en ucuzuna hangisi falan diye. 10 euro işte kampanyalı. Dedim bu olsun. Yemeği varsa ekstra hani bir 2-3 euro ile yemek ekletiyordum en fazla. Önce Brüksel'e gittim. Bruges'e gittim önce. Bruges'dan Amsterdam'a geçtim. Amsterdam'dan Paris'e geçtim. Paris'ten Prag'a geçtim. Prag'dan Viyana'ya geçtim. Viyana'dan Budapeşte'ye geçtim. Ondan önce de ben İtalya için başka bir zaman çıkmıştım. İtalya'nın da zaten İtalya'nın 4-5 şehrine falan gittim ki gidilmesi gerekiyor gerçekten. En turistik yerlerden biriydi ki o da hiçbir şey değildi. Mesela atıyorum Floransa'ya mı gittim? Floransa'dan 8 euroya Pisa'nın olduğu yere geçiyorsunuz. Hani Makedonya'ya gittim, Bulgaristan'a gittim. Aklıma başka bir yer geliyor mu? O yani kadar gitmiş ki hatırlayamıyorum. Yunanistan'da Atina'ya gittim. Bu arada Yunanistan'da gezmek de ucuz. Çıkın çıkabiliriz. Mesela ben Olimpos'a gittim ki Yesen Ofisi bunun etkinliklerini düzenliyor. 2000 metreye tırmandık mesela. 2-3 gün boyunca tırmanıyorsun. Çok güzel. Yesen, Yesen'iniz sizin aktif miydi? Çok aşırı derecede aktif. Yesen bu arada Erasmus Student Network. Her Erasmus'ta gidilen üniversitelerde olan bir yer. O zaten etkinlikler düzenler böyle işte Erasmus öğrencilerini toplar, geziye götürür, parti düzenler bilmem. Her akşam, ya ben çok parti insanı değildim yani. Ama her akşam parti vardı. Gerçekten zaten dediğim gibi Yunanlar aşırı eğlenmeyi seviyorlar. Bisiklet turları düzenliyorlardı, şehir içi oyunlar düzenliyorlardı. Aşırı derecede aktiflerdi. Öğrenciler sizin yaşıtınız hepsi. Eğlendim ben onlarla gittiğim yerde. İngilizce'nin ne kadar katkısı oldu Yunanistan'ın? O biraz senin elinde. Tutup hani Türk arkadaş bulup onunla beraber gezersen tabii ki İngilizce gelişmez. Ama hani yabancı arkadaşlar edinirsen. Benim şöyle bir arkadaş grubum vardı orada. İki kişi Portekizliydi. Bir tane Azerbaycanlı vardı. Mecbur İngilizce konuşuyordun. Öyle bir katkısı oldu. Bir de yani hayatımda okumadığım kadar İngilizce makale okumak zorunda kaldım sınavlar için. Yani şu anda derdimi anlatacak kadar İngilizce biliyorum diyebilirim. Yani şey çünkü böyle gitmeden önce insanların ön yargısı oluyor. Yunanistan'da Erasmus'a gideceksin İngilizce'ne ne kadar katkısı olacak falan. Her şey İngilizce. Bir de Erasmus'ta öğrenciler hangi ülkeye gidersen git hep öyle oluyor. Hepsi farklı yerlerden oluyor. Herkes İngilizce konuşuyor ister istemez. Avrupa'da daha böyle kuzeye gittikçe diyeyim. Yaşlı insanlar bile şakır şakır İngilizce konuşuyor. Değil mi? Ben de hani, otobüs şoförü ya. Aksa İngilizce aksanlar yani. Anlamıyorum diyorsun İngilizce senden para istemeye başlıyor. Sakın İngilizcem kötü gidemem demeyin hani. Ya bir şekilde anlatıyorsun bir anım. İtalya'dayız. İtalyanlar da çok aşırı derecede İngilizce konuşamıyorlar. Fransızlar konuşmuyorlar. Yol sordum bir tane görevliye. Bilmiyor muhtemelen İngilizce. İşte bana şöyle yaptı. Sonra böyle yapıp böyle git dedi. Hiçbir şey anlamadım o anda. Sonra ilerlerken fark ettim orada bir kavşak var. Kavşaktan dönme düz git demiş bana adam. Ve buldum gideceğim yere. Kameranın şarjı bitti. Kapanışı buradan yapalım dedik. Tekrar Ayşe'ye teşekkür ediyorum. Rica ederim her zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videoyu yararlı bulduysanız aşağıda bir şeyler yapıyorlardı. Aynen. Beğene tıklamayı unutmayın. Neden abone olsunlar sen göster oraya koyacağım. Oradan abone olabilirsiniz. Şuradan önceki videoyu izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Hadi sen kapat kamerayı. 1, 2, 3.